Günaydın. Günümüz mucize ötesi dolsun. Refik Korkmaz, Bilinçaltı Dili Mucizeler Eğitimi. 17 Eylül 2018 Pazartesi Ankara'da eğitmenlik eğitimi modülüyle karşımızda. Ve şu anda bilgisayar başında bizim Ankara organizatörümüz Emir İspir Hanım yeni bir grup açıyor. Grubun adı Refik Korkmaz, Bilinçaltı Dili Mucizeler Eğitmenlik Eğitimi. Bizim 3 grubumuz var. Birinci grubumuz birinci basamak online grubu. Birinci basamağı alan bütün arkadaşlarımız bütün eğitimlerimizi oradan izleyebiliyor. İkinci basamak online eğitim grubumuz vardı. İkinci basamak eğitimini alan bütün arkadaşlar gece gündüz 24 saat oradan videolarımızı, eğitimlerimizi takip edebiliyorlardı. Şimdi de birinci basamak ve ikinci basamak eğitimini vermeye hak kazanan arkadaşlarımız eğitmenlik eğitimi grubuna dahil olacaklar. Şu anda eğitmenlik eğitimi grubuna dahil olacak olan arkadaşlarımız burada ve ülkenin hatta dünyanın farklı yerlerinden geldiler. Amasya. İsminizi söyleyin. Deniz Gök Amasya'dan. Deniz Gök Hanım, hemşire hanım, kendisi Amasya'dan katıldı ve Deniz Gök Hanım dün sağlık sektörünün şaşkınlık yaşayacağı mucizeleri gördü. Zaten buna bilerek, inanarak geldi. Amasya'dan geldi. Dün en azından gördüğümüz bir şey Ayşe Hanım'ın ayaklarından birisi diğerine göre belki 2 santim belki de daha fazla kısaydı. O ayağını parmak bir defa ayakları eş hizaya getirdik. Sadece baş parmağında birazcık kısa daha uzaması lazım. Sadece. Ayak sadece baş parmak. Ayak düzeldi. Normal bir hale geldi. Yani 34 numara ayak 36 numara ayak haline geldi. Yani bu bir rüya mı? Bu bir şaka mı? Bu bir mucize. Bu kadar. Ve dün zaten siz hanımefendinin skolyozunun ne kadar düzeldiğini, evet. Nodüllerinizin yok olduğunu söylediniz. Kesinlikle. Guatr. Evet, Guatr'ın nodülleri yok oldu. Ne yani büyüklükteydi iki tane? Fındıktan biraz küçüktü ama şimdi yok. Evet. Ve onlar kaç dakikada yok olmuştu? 3 dakika sürmedi. Dokunduk mu? Hayır. Dokunmadan. Zaten. Bir de Cemile Hanım'ın sağ göğsünde bir kitle vardı, o yok oldu. Fındık kadardı. Burada olmayan, Samsun'da olan bir kayınvalide vardı. Dün ona çalıştık. Yani çok güzel sonuçlar, mucizevi çalışmalar yaptık. Güldüğünüzde, pardon, dokunduğunuzda küfreden bir arkadaş vardı. Evet, çalışma saati. Afyon'da mıydı? Kütahya'da mıydı? Evet, Afyon'daydı. Ona çalıştık. Canlı yayında hocam hem de. Ve bunların hepsi videolarımızda var. Bugünden itibaren buradaki arkadaşlarımızdan sizler birinci basamak eğitimini alabilirsiniz. İkinci basamak eğitimini alabilirsiniz. İlk defa ikinci basamak eğitimini vermeye 3 gün önce İzmir'de başladık ve ilkler arasındayız. Lütfen adınızı, soyadınızı, numaranızı söyleyin. Evet, biz Mucize Ötesi'yiz. Benim ismim Gülşen Dağlıoğlu. Antalya'dan geliyorum, akademi dünyasından. Mucize Ötemiz sonsuz olsun. Akademi dünyası bir dershane. Dershane, eğitim kurumu. Eğitim kurumu. Evet, bu eğitimleri orada vermeyi düşünüyorum inşallah. Çok iyi. Numaranız anlaşıldı mı bir daha? 0542-787-6956. Ben hep oradayım. Mucize Ötesi. Ve sonsuz. Gerçekten Günay İyi Köşker Hanım'ı bir daha tebrik etmek istiyorum. Bizim eğitimimizi Azerbaycan'a götürdü. Hemen biz Avrupa'ya götürdük. Uzak Asya'da Güney Kore'ye götürdük. Azerbaycan'a ben gitmedim. Kendisi bizim eğitimimizi götürdü. Tebrikler Günay Hanım. Merhaba. Ben de birinci modül eğitimini veriyordum. Verdim de her ay verdim. Bugün itibaren ikinci modül eğitiminde verme hakkını kazanıyoruz. 0532 342 0482
Dünyanın neresinde olursanız olun arayın. Kıbrıs'ta yaşıyorum. Türkiye'yi geziyorum. Ve Bakü'ye de gittim. Bütün dünyaya da açığım. Herkes mesaj atabilir. Eğitim de online de alabilir. Siz Kıbrıs'ta da eğitimler verdiniz. Bizim Kıbrıs'ta da Anka arkadaşlarımız var. Hülya Hanım, Melek Hanım. Çok özür dileyerek diğer arkadaşların adı şu anda ilk çırpıda aklıma gelmedi. Hepinize selamlar, saygılar. İkinci eğitimde benden alabilir. Sizden Kıbrıs'ta alabilirler. Kıbrıs'ta açalım. Kıbrıs'ta açalım bunu. Tamam. Kıbrıs'ta açacağız. Bizim Sadiye Hanım, lütfen numaranızı söyleyin Sadiye Hanım. Sadiye Karamanoğlu 0535 925 çift 090. Birinci ve ikinci modül eğitimlerini aldım. Şimdi eğitmenlik eğitimindeyim. Hayatımda ve çevremde çok güzel kullanıyorum. Daha en yakın zamanda Orta Doğu'da doktora yapan gelinim yardım istedi. Tamam dedim. Hedef çalışması. Hedef çalışması dedi. Evet, hedef çalışması yaptık gelinime. Orta Doğu'da doktora yapıyor. Doktora derslerini AA ile tamamladı. Yani 100 üzerinden 100. Bravo. Orta Doğu dediğiniz Orta Doğu Teknik Üniversitesi. Evet, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Dünya Mimarlık Tarihi doktorası yapıyor. Bravo. Evet. Ve Nurcan Hanım, Gölcük Hanım. Merhaba. Ben de yine eğitmenlik eğitimine geldim. Birinci ve ikinci modülü almıştık. Birinci modül eğitimini de veriyorduk. Hala da veriyoruz. Ne söyleyeyim hocam, çok katkı dolu bir eğitim. Bazı şeylerin özü yeterli. Evet, inanılmaz. Sizi ayrıca tebrik ederim. Bizim Eskişehir organizatörlüğümüzün dışında ayrıca tebrik ederim ne? Siz dünyaya daha Tamam. Anka'ları dünyada görünür, somut kılıyor. Ne yapıyor? Anka tabloları. Evet, kağıt rölyeften. Kağıt rölyeften ışıklandırılmış 3 boyutlu Anka'lar. Ben de Ramazan bayramında kendisinden aldım. Eve astım, hala duruyor ve komşular gelip dedik şaşkınlıkla karşılıyorlar. Çünkü bugüne kadar evlerinde 3 boyutlu kağıt rölyef tablo yoktu. Ve bir de Anka'yı görmek onlarda başka etki yapıyor. Bizi de artırdık. 5 ayrı çeşit var şu an. Ve biz dünyada çok güzel bir şeyi daha başlattık. Fethiye Sağnak Hanım olsun, diğer arkadaşlarımız olsunlar. Onlar Anka kolyeler, yüzükler, bilezikler, süs eşyası ne varsa onu çoğaltıyorlar. Anka bestesi yaptı. Anka bestesi. İşte size süs eşya sanayinde, süs eşya sanatında bizlere katkıda bulunduğunuz için teşekkür ederim. Fethiye Sağnak Hanım kolyeler, süs eşyaları da satıyor, çoğaltıyor. Ve biz artık galiba şuna doğru sinemayı yönlendiriyoruz. Anka'lı sinema filmleri, çizgi filmleri çıksın yoluna doğru götürüyoruz. Kızı yapmış, Nermin Hanım'ın kızı da ve çizgi film yaptı. Oraya geleceğiz, hatırlasın. Ve bakın işte, tişört, Anka, bunu da Saniye Belge Hanım şu anda çoğaltıp satışa sundu. Çok güzel. Ve kitabımızı, benim anlattığım dersleri, bugüne kadar bir yıldır anlattığım dersleri 5-6 arkadaşımız notlar halinde kitap şekline getirdiler. Ya ilk etapta aklıma gelenleri sayayım, lütfen onu giren dedik. Kitabımızı hazırlayıp sunan arkadaşlarımız var. Bunlardan birisi Cemhan Bey İzmir'de. Sonra Ayşegül Hanım var. O nerede? Ankara'da. Nalan Şahin Hanım. Onun Ankara'da olabilir, kesin bilmiyorum. Peki Yeliz İnce Hanım var. Sinan Eviren Ankara'da. Abi var, o da Ankara'da. Birkaç arkadaşımız daha var. Bir de Hüseyin Bey var ama o herhalde kitap haline getirmiş. Hüseyin? Doğrudur, şimdi hatırlamıyorum. Pek çok arkadaşımız var. Nuray diye bir de var.
Tamam. Ve diğer arkadaşlarımız varsa şu videonun altına yazsınlar. Bu gönder, şu anda internet ara sıra kesiliyor. Bu gönderinin altına bu hazırlıkları yapan diğer arkadaşlar, yani kitaplarımızı yazanlar, isimlerini yazsınlar. Hatta telefon numaralarını versinler ki almak isteyenler, size ulaşmak isteyenler rahatlıkla ulaşsınlar. Zaten bütün Ankara arkadaşların özellikle dikkat ettiği şey şu: hocam biz kitabımızın en başında da yazacağız, bunları Refik Korkmaz'ın ders notlarından dinledik. Hakları Refik Korkmaz'a aittir. Biz bunları kendi adımıza satıyoruz. Evet. Bizim zaten çalışmamız insanlara bolluk bereket gitsin, insanlara bilgi ulaşsın, mucize öteleri ulaşsın. İşte böyle çalışmaları devam ediyor, ettiriyoruz ne kadar güzellik varsa. Bugün Anadolu Ajansı'nı çağırdım, muhabirini, Ankara şubesindeki Anadolu Ajansı'nı. Söylediğim şu: 25 yılda bir sistem geliştirdik. Bu sisteme başlarız. Numaralı. Anadolu Ajansı Ankara muhabirine söylediğim şey şu: 25 yılda bir sistem geliştirdik. Hiç dokunmadan insanların rahatsızlıklarını çözebiliyoruz. Ve bunu Avrupa'da pek çok ülkede, Kuzey Afrika'da bir ülkede verdik. Amerika ve İngiltere'de eğitmen arkadaşlarımız var. Her şeyi sorgulayan bilimin yüksek bir noktaya ulaştığı Güney Kore'de de 30 kişiye bu eğitim verdik ve 20 Ekim'e Güney Kore yine bizden bu eğitim istiyor. Bunu haberleştirmek ister misiniz dedim. Bugün okulların açılış günü hocam dedi. Muhabir göndereceğiz. Belki 12'de 1'de olabilir dedi. Tamam dedim ben. Vallahi şu, ben 4 gün önce İzmir'de de aynı şeyi İzmir Anadolu Ajansı muhabirine söyledim. Numaranızı bırakın geliriz dedi, gelmedi. Umarım şimdi öyle olmaz. Ya gerçi gelirlerse haber olarak, habercilik olarak dünyaya bir sunum olarak kendileri kazançlı çıkar. Ve gelelim birbirimize anlatmaya devam. Size geleceğiz ama ondan önce çizgi filmle alakalı bir şey söylediniz. Ben söyledim kızım ama o söyledim bana. Evet, ben Nermin Hanım'a gitmiştim. Kızı çizgi film Anka kuşu oluyor, üç anat oluyor, doğuyor. Öyle bir çizgi film. Kaç yaşında kızınız? 32 yaşında. Bu eğitimi mi aldı? Mimar Sinan Üniversitesi grafik. Kızınız Mimar Sinan Üniversitesi grafik tasarım bölümü mezunu. Asıl şu anda çizgi film filmini yapıyor, bir projesi var. Çocuklarla animasyon yapıyor. Animasyon atölyeleri, onlara kendi çizgi filmleri yaptırıyor. Tamam. Film yapmayı öğretiyor. Çok güzel. Onlar da artık Ankaralı çizgi filmlere geçerler. Evet. Ve bakalım ne projeler üretebiliriz, bir de onu da görüşelim. Birlikte neler mümkün. Evet. Peki, sen Güney Hanım, şarkın. Sen bizim mucizelerle ilgili şarkı çıkardın. Şarkın Sultanı. Hadi bakalım. Bize, bilmiyorum telif hakkını, pardon. Noterlettin mi, ettirmedin mi? Dolayısıyla eğer hangisi noterli olan bir şarkını bize söyle. Ve kalk şuraya, sahne senin, gün senin, mucize senin. Lütfen rahat ol, serbest ol. Hayatta hiç şımarmadığın kadar şımar. Hocam gizleneyim diyor, biz de peşinden koşalım. Ne yapacağım? Ve senin en fazla güven duyacağın, şımaracağın, kendini göstereceğin, şarkını en güzel söyleyeceğin yerlerden birisi Anka Yuvan. İşte Ankaların olduğu yer burası. O yüzden lütfen kendini hiç sınırlama. Şarkını en güzel, en içten, en şımarık şekilde söyle. Haydi bakalım. Biz de coşku verelim. Kalkalım, kalkmak isteyenler. Biraz neşet at hayata, biraz daha huzur olsun. Mutluluklar bol, gülümse, gülümse. Çok
işte. Hani demiştim ya şimdi. Gülümse, gülümse. Hani demiştim ya sana. Hani demiştim ya işte. Hani demiştim ya şimdi. Gülümse, gülümse. Biraz neşet at hayata. Biraz daha huzur olsun. Mutluluklar bol keseden. Gülümse, gülümse. Çocuklar kalka atsın. Sokaklar da oynasın. Kuşlar öksün ağaçta. Gülümse, gülümse. Hani demiştim ya size. Hani demiştim ya işte. Hani demiştim ya şimdi. Gülümse, gülümse. Bütün dünya. Gülümse. Arkalar. Vallahi çok güzel, aynen Zahide Yetiş programı gibi güzel program çıktı. Ya bir şey söylemek istiyorum. Bu programın bilinçaltı eğitimi hazırlanıp sunulmasında emeği geçen kameraman arkadaşım. Mucize bu arkadaşlar. Yani sizler yalnızca şifalanma, tabii ki şifalanma var. Bizim kendi içimizde neler var, ne cevherler var. Hepsini gelin birlikte çıkaralım. Sanatçılar da çıksın, sporcular da çıksın, şifalansın. Buyurun, bekliyoruz sizi. Aynen, çok güzel söyledi. Ankara frekansına çıkınca sanatta en tepeye gelirsiniz, şifacılıkta en tepeye gelirsiniz, bolluk bereketle en tepeye gelirsiniz, politikacıysanız cumhurbaşkanlığına hatta varsa daha üstüne gelirsiniz. Her şeye bu mucize ötesi enerjisiyle geçersiniz. Zümrüdü Anka, cumhurbaşkanımız seçiminde neyi kullandı? Zümrüdü Anka. Zümrüdü Anka. Tamamen bizim her şeyimiz. Möz. Möz. Gördüğüm gibi möz. 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 Mucize temiz sonsuz. Ve eğer hani henüz patentini almadığın, noterletmediğin şarkını en azından melodisi, hadi melodisi çalınabilir de. Melodisi de gider. Melodisi de gider. Bir cümle, bir sözcük kalsın ama çok da zorlamayalım seni. Kayıt dışı söyleyelim. Bir bırak, bir söyle. Kayıt dışı söyleyelim. Tamam. O zaman şu, tamam, kayıt dışı söyle. Birazdan şu an canlı yayındayız. Noterlettikten sonra mutlaka arkadaşlar sizlere paylaşacağım. Çünkü menajer arkadaşlarım bana öyle söyledi. Sakın paylaşma. Hemen gider. Noterledim baba. Öğlen arası bile noterletebilirim hemen. Evet, çok yapalım. Evet, paylaşırız. Evet. Finalde de onu söyleyelim. Başlangıç bu olsun. Gülşen Hanım Antalya'dan geldi. Siz Kıbrıs'tan geldiniz. Siz Ankara'dasınız. Ankara. Ve Alanya'dan. Alanya, Aylin Paşaoğlu. 0537 695 9365. Paşalık var mı sülalede? Kim? Çok büyük büyük dedemiz paşaymış Trabzon'da. Adı neymiş ya da kimmiş hani? Adını tam bilmiyorum ama işte paşa olduğunu biliyorum. Mucize ötemiz sonsuz. Mucize ötemiz sonsuz. Haydi bakalım. Nermin Hanım bizim Eskişehir organizatörümüz. Merhaba. Mucize ötesi dolsun. Eskişehir'deyim. Bugünkü eğitimden sonra ikinci modülü de veriyor olacağız. Evet. 1 ve 2'yi vereceğiz. Bakalım kimlere yoldaşlık edeceğiz. Arzu edenler yurt içinden, yurt dışından arayabilirler. Bu kadar. Mucize ötelerimiz. Bu arada ben sonsuz şey paylaşmak istiyorum. Dün dönerken iş arkadaşım arkadaşımı söyledim. Ha, tamam. İş yerinden bir arkadaşınız. Evet. Yani sık sık tuvalete gitme ihtiyacı duyuyor. Sistit gibi bir problem yaşıyormuş kendisi. Yolda bilinçaltı çalışması yaptım. Bir taraftan araba kullanırken. Bayağı da yoğun bir trafikte. Kendisi de hemen kanala girdi. Az önce aradım. Şu anda çok iyi olduğunu söyledi. Sistit diyelim. Doktorlar sistit. Tamam. Lütfen bir de buradan alın. Arkadaşınızı otogara bıraktınız.
Otogara bıraktım. Sık sık tuvalete gitme ihtiyacı duyuyordu. Bugün sabah aradığında nasıl geçti yolculuğun, problemin, yani o şikayetin devam ediyor mu dedim. Çok iyi olduğunu söyledi. Hatta canlı yayında paylaşabilir miyiz bunu, seninle bağlantı kursak dedim. O da tamam dedi. İsterseniz onunla da bu konuyu bir konuşabiliriz. O zaman lütfen şimdi telefonu aç. Siz onun telefon açarken siz kendi numaranızı söylediniz mi? Size ulaşmaları için numaranızı söyleyin. Nermin, evet, Dikmen. Nermin Dikmen 530-383-1040. Gerçekten bilinçaltı dili benim hayatımın merkezinde. Çünkü çok hızlı dönüştürücü bir sistem. Aynı zamanda nefes koçuyum. Access Bars eğitmeni ve uygulayıcısıyım. Enerji terapistiyim. Bütün bunları bütüncül bir şekilde kullanmama rağmen en çok bilinçaltı diliyle çalışıyorum. Çünkü çok hızlı bir dönüştürücü. Yani hem insanlar, yani bize gelen danışanlar adına çok pratik bir şey. Hızlı sonuç alıyoruz. Hem de bayılıyorum gerçekten bilinçaltıyla çalışmaya. Lütfen yollarımızı uzatmayalım. Kendi fabrika ayarlarımıza dönelim ve hepimiz birer şifacıyız. Kendi şifacılığımızla tanışalım. Onun için lütfen gelin. Bravo. Mucize temiz sonsuz. Organizatörümüz Fadime Yılmaz. Lütfen kendinizi tanıtın, ne anlatmak isterseniz söyleyin. Herkese merhaba, Mucize Temiz Sonsuz. Ben bugün çok heyecanlıyım her zamanki gibi. Refik Hocam'ın 3. modül eğitimini bugün burada alma şansına eriştim çok şükür. Hocamıza çok teşekkür ediyorum. 25 yılını verip bu eğitim sistemini bizler için, yani dünya için araştırmış, sistemmiş. Lütfen ikimiz de görüntü yap. Sen tut, ikimiz görüntü yap. Evet. İnternetimiz kesiliyor. Şimdi kaldığın yerden lütfen devam et. 25 yıldır geliştirdi. Evet, Refik Korkmaz, sevgili hocamız Refik Korkmaz'ın 25 yılda kendisinin araştırıp, didinip, sistemleştirip kurduğu bu güzel, kolay, etkili, çocuklara dair çok hızlı bir şekilde uygulayıp sonuç alabildiğimiz bu muhteşem, bu anlatılamaz, sadece yaşanır sistemin parçası olmaktan, bu sistemin, bu puzzle'ın bir parçası olup bütün oluşturmaktan gurur duyuyorum. Hocamızın alanya organizatörüyüm. Ve her organizasyonu keyifle... 9 sonsuzluk. 5, 9. Evet. Evet. İnternet kesildiğinden kaldığım cümleyi hatırlıyorum. Alanya'da vermekten keyif duyuyorum galiba. Evet. Hocamız ne zaman gelecek olsa ben de bir şevk, bir heyecan, bir mutluluk, sanki ilk kez yapıyormuşum gibi bütün hücrelerime kadar o duyguyu bana yaşatıyor. Gelen insanlara da bunu yansıtıyorum, bunu biliyorum. Ve ben buradan bir şey daha duyurmak istiyorum. Refik hocamızın Expo'da ayın 24'ünde çok güzel bir etkinliği olacak. Antalya Expo. Evet. Rekorları kıracağız. Kaldığımız yerden evet, devam et istersen. Ayın 24'ünde Refik Korkmaz Antalya Expo'da olacak. Deyip, gelemeyen arkadaşlarımız, Refik hocamızla tanışmak isteyen dostlarımız var. Onlara buradan söylüyorum. Kolaylıkla gelebileceğiniz bir kısa bir eğitim var hocamızın. Antalya Expo'da olacak 24 Eylül'de. Biletleri de Biletix'ten alabilirsiniz sevgili dostlar. Ayrıca ben Alanya'da kendi ofisimde sevgili hocamızın eğitimlerini bundan sonra 2. modülde inşallah vereceğim. Bilinçaltı diliyle bütün evreni buluşturmayı... Evet. Evet, herkesin hayatında değişim ve dönüşüm için, hani böyle kafana kısıldıysanız, ne yapacağınızı bilmiyorsanız, hayatınızda bir şeyler ters gidiyor ama ne oluyor bana, ne yapabilirim diyorsanız, lütfen gelin en azından ön görüşme yapın, bilinçaltınıza ulaşalım ve oradaki hiç farkına bile varmadınız o derinliklerdeki o noktaları çekip çıkartalım sizler için. Evet. Biraz evet. 24 Eylül Pazartesi günü Antalya'da Expo Antalya etkinlikleri çerçevesinde Refik Korkmaz bilinçaltı dilini 18-20 arası 2 saatlik sunum halinde vereceğim. Orada Dünya Guinness Rekorlar kitabına girecek bir rekoru kıracağım. Ve zaten Antalya Expo 40 bin kişinin katılacağı muazzam Guinness gibi Rekorlar kitabına geçecek bir halay düzenleyecek. Ben de yüzlerce, yüz kişi bile demiyorum, yüzlerce kişinin eğer varsa skolyozuyla
katılmasını isteyeceğim. Skolyozlarını onları hiç dokunmadan uzaktan yok edeceğim. Sahnede yok edeceğim hiç dokunmadan. İşte bırakın yüzlerce kişiyi, bir kişiyi dahi bugüne kadar bizim eğitimimizi almayan insanlar skolyozunu düzeltemedi. Biz bırakın bir kişi, yüzlerce kişi, kameralar, Guinness Rekorlar Komitesi önünde düzelteceğiz. Biz dünyaya Anadolu kapılarını bilim yönüyle açtık, sağlık yönüyle açtık, mucize ötesi yönüyle açtık. Biz bilimin asıl şah damarını dünyaya sunuyoruz. Mucize ötemiz sonsuz. Ve şu anda pek çok arkadaşımıza, ankağımıza teşekkür ediyorum ve onlardan hemen bir tanesi Nilgün Atalay Hanım. Dün bizim eğitimimizi düzenledi ve eğitimin hemen sunumu kısmında canlı yayında Facebook'ta hatır şinaslarını gösterdi. Bu eğitim ben dedi. Refik Korkmaz hocamdan aldım. Ve ondan sonra anlattı. Bunu özellikle neden söylüyorum? 3600 anka arkadaşımız var. 3697'si bu hatır şinaslıkta. 2-3 tanesi bu hatır şinaslığı bilmiyor. Kendi eğitimiymiş gibi gösteriyorlar. Hani yazık, günah, ayıptır. Yani o eğitimi bizden aldığını hepiniz biliyorsunuz. Hem günlerce yanımızdaydı. Şimdi bir hocayı saymamak bambaşka bir ayıp. Eğitim nereden getirdiğini saymamak, söylemek çok ayıp. Ve kendisi bulmuş gibi hırsızlık yapmak çok büyük bir ayıp. Yarın o eğitim ondan alan insanlar diyecekler ki sen bu eğitimi kendin bulmuş gibi bize gösterdin. Tabii. Bunun kurucusu buymuş. Neden bize söylemedin? Öyle bir mağduriyet yaşayacaktır. Umarım kimse ne o ne de başkası mağduriyet yaşamasın. Ve eğitimi alanlar bu eğitimi alacaklarında kim bizlerin eğitimini diye Refik Korkmaz mucizeler.com web sitemizden kesinlikle taratıp bizim eğitmenlerimizi oradan bakıp alsınlar. Çünkü hem hırsızlık şeklinde eğitimlerimizi sürdürenler var hem de taklitlerimiz çıktı. Evet. Taklitlerimiz keşke eğitim alsa da taklit yapsalar. Yarım saat, bir saat, hani 3 dakika, 2 dakikayı da 10 saniye canlı yayında paylaşıyorum ya, o bilgileri alıp bütünleştirip eğitim verebileceklerini düşünüyorlar. Tamam, gelsinler, içlerindeki öğrenme hevesini bizden eğitim alarak, sizden eğitim alarak gidersinler, öğrensinler. Ve ben neden bugün ikinci basamak eğitimini düzenliyorum, ikinci basamak eğitimi benim hakkında neden size sunuyorum? Artık ben dinleneceğim, siz eğitimler, her gün eğitimler verin, her gün verin. Amacım sizlerin eğitim vermenizi çoğaltmak. O taklitkarları da, hırsızlık yapanları da doğal, yasal bizim eğitimimizi verir hale getirmek. Frekansları, frekans. Biz onları bir ara Ankara'ya getirmiştik. Evet. Onlar şimdi kertenkeleye düştüler. Gerekmez. Kertenkele 10 frekans. Evet, renklerinden de belli frekans oluyor hocam. Şimdi gelelim. Herkesin frekansını, bizim amacımız yükseltmek. Düşenlerin de frekansını yine yükseltelim. Düşenler de gelirlerse yine kapımız açık. Mevlana. Aynen. Ümitsizlik kapısı değil. Tövbeni yüz ken trilyon defa. Bugün eğitmenlik evet. Başka bir yok. Kaldığımız yer neresiydi? Mevlana. Hocam bu da senin dur, şu kaldığımız yer neresiydi? Mevlana. Ya sonuçta hata yaptım. Bizim kapımız ümitsizlik kapısı değil. Tövbeni kent trilyon defa bile bozmuşsan gel. İster putperest, ister mecusi, ister hindu, ister sih, ister inkaların inanışını al, ister şaman, ne olursan ol, bunların hepsi birer ayrıştırıcı değil, bizim için birer bütünleştirici. Biz öyle ekose takım elbiseler gibi, ekose gömlekler gibi insanları dinlere, kültürlere bölmek taraftarı hiç olmadığınız gibi tam da bunun karşısında duran insanlarız. Her şey, herkes bizim için bir değer ve dünyada ne varsa en tepede sanat var, edebiyat var. Ve ben inanın ki bu gece düşündüm, yarın bir gün şu anda biz dinleyecekler, yine Refik Hoca ne kadar hoş diyecekler. Nobel Tıp Ödülünü alacağımı dün aklıma geldi. Ve Nobel Tıp Ödülünü aldığımızda da diyeceğim ki ben şu an Nobel Tıp Ödülü değil, aslında Nobel Edebiyat Ödülü alıyorum diyeceğim. Çünkü tüm bu tıbbı edebiyattan geliştirdim.
İşte her şey, ama her şey gerçekten edebiyat. Aynen. Her şey sanat. Bu kadar. Ve kamerayı tuttuğun için çok çok teşekkür ederim Nermin Dikmen Hanım. Ve bizim eğitimimize değer verip Avusturya'dan gelen İlhan abimiz, lütfen. Ben İlhan Çakmak, Avusturya Baden-Baden şehrinde gidiyorum. Avusturya'da Refik hocamızın eğitimini kız kardeşim vasıtasıyla duymuş, YouTube'dan takip etmiştim. O zaman beni bir şeyler bu eğitimin içine çekti. İzine geldiğimde, daha önce online almak istemiştim, kısmet olmadı. İzine geldiğimde eğitim açtığını öğrenince katılmaya karar verdim. Ben katılmaya karar verdiğimde iki moduldu, üçe çıkmış. Üçünü de alıyorum. Heh. Ve bu mucize ötesini Avusturya'ya taşımaya niyet ediyorum. Çok iyi. Avusturya'da bizim Yeter Kodal Hanım var. Birinci Şaban abi var. Birinci basamak eğitimini vermeye hak kazanan. Bir de Meryem Dede Eli Hanım var. Birinci basamak eğitimini vermeye hak kazanan. Siz bir ve ikinci basamak eğitimini vermeye hak kazanan eğitmenimiz oldunuz. Kutlarım, tebrik ederim size. Numaranızı söyleyin size ulaşmaları için. 0676-68-38-530. Mucize ötemiz sonsuz. Ve şu an canlı yayındayız. Tülay Hanım, işte biz de merak ettik. Anka yükler misin bana dedim. Meryem Hanım cevap vermedi. Ama arkadaşıma Anka yüklediğini ve o gün pozitif geçirdiğini söyledi. Sonra ben de şeylerden videoları izlemeye başladım. Bu arada da işte yeğenimde problem oldu. Annem problem var, çözemedim. Sağlıklı yaşam koşulu yapmama rağmen çözemedim problemleri burada çözmek için. Oradayım. Hoş geldin. Mucize ötemiz. Mucize ötemiz sonsuz. Ben 14'ünde başlamıştım Temmuz'da. Bu arada küçük küçük dokunuşlar yaptım. Öğrencilerimde mesela başarıyı sağlamaya çalıştım ve sınav olduğunda çok panik yapıyorlardı. O hedef tahtasını yaptırmıştım. O günkü sınavda herkes başarılı oldu. Kalan öğrenci olmadı. Bölüm için. Mucize ötelerimiz sonsuz. Ve Deniz Hanım, hemşire hanım kendisi Amasya'dan geldi. Bizim birinci, ikinci basamak eğitimimizi vermeye hak kazandı. Evet. Telefon numaram 530-877-5188 Amasya Anka olarak. Heh. Tüm isteyenlere, umarım herkese, dünyanın her yerinde herkese ulaşırız. Bu eğitimleri verelim. Mucize ötemiz sonsuz olsun. Siz hastaneye gittiğinizde doktor arkadaşlarınıza ya böyle bir şey gördüm, gördüm değil, yapıyoruz zaten. Ayağı küçüktü, skolyoz vardı. Aslında ismi. Heh, tamam, şu an başladı. Siz doktor arkadaşları işte böyle bir çalışma gördüm dediğinizde büyük ihtimalle bilmiyorum nasıl bir tepki verecekler ama en azından şunu söyleyeyim, 40 tane doktorumuz bugüne kadar bu eğitimi aldı. Evet. Bunlardan birisi, evet, profesör, birisi doçent. İkisi doçent, bir diğer doçentimiz tıp doçenti değil de Orta Doğu Teknik'te elektronik bölümü doçenti. Ve geleneksel tıbba gönül veren doktorlar derneği var. Ayrıca bir projemiz var, şimdi onu buradan anlatmayayım. Hocam mucizeler aslında sizin eşiniz de hekim. Anlatılmıyor, hı, yaşanıyor. Yani görecekler ve yaşayacaklar ancak. Tamam. Evet. Evet. İşte siz bunu Amasya'da çevrenizde yavaş yavaş onlara yaşatarak bu mucizeleri tanıtacaksınız. Numaranızı söyleyin ulaşmaları için. 530-877-5188. Hı. Mucize ötemiz sonsuz. Biz şimdi eğitimimize geçiyoruz. Ve her şey mucize öteleriyle gönlünüzce dolsun. Selam, el sallayalım. Selam. Evet. Möz.